yıpranmış sinirler. Marta, Marta, Marta kapıyı aç, kapıyı aç Marta. İyi geceler parlak surat. Ne güzel bir gece değil mi parlak surat? Söyleyecek bir şeyin yok ha? Umarım. Berta tatlım, iyi misin? Ne utanç verici. Neden oluyor? Sen yaptın. Marta, sadece şakalaşıyorduk. Birazdan kendine gelir görürsün. Bertil uyan hadi. Belki de beni sonsuza dek zarar gördü. Kafasındaki şişliğe bakın, ciddi görünüyor. Bertil eğer beni zarar gördüyse kendimi asla affedemem. Lütfen kalk hadi, lütfen Bertil, lütfen. Lütfen Bertil. Aman. Ne gördünüz mü? Biliyordum. Şimdi git buradan Bertil. Ama söz vermiştin. Bir şey yok ki. Hadi defol git buradan Bertil. Ne demek bir şey yok? Umarım tatmin olmuşsundur. Ama ben kasten yapmadım. Ne yaptın bana, ne yaptın? Gitti mi? Marta. Marta, sadece onu kandırmak için yapıyordum. Böylece ne zaman istersem seni ziyaret edebileceğim. Oo, çok akıllısın. Bertil, anladım, evet. Anladım. Şuraya çık. Marta, nasıl ha? Alberto nasıl? Marta, söyler misin? Bir düzelme yok ne yazık ki. Anladım. Ben bir şeyler yapmak istiyorum. Ne bileyim, yardım etmek istiyorum. Anladın mı dostum? Yardım mı? Aç bakalım ağzını. Yürümek, yürümek. Sen burada ne yapıyorsun? Birilerinin sana yardım etmesi gerekiyor Bertil. Sen iyi misin dostum? Hala iyi değilim. Artık dayanamıyorum. Bir dakika bile beni yalnız bırakmıyor ama bir şey yapmam gerek. Bir şey yapacağım, bunu başaracağım Marta. Bu problemi halledeceğim. İnanamıyorum, kendi kendine konuşmaya başladı. Zavallı parlak surat. Merhaba, ben Moses. Mackenzie'nin çiftliğinden acilen yardıma ihtiyacım var. Hey Moses! Seninle konuşmam gerek. Sana bunların hepsinin şaka olduğunu, çok iyi olduğumu söylemek istiyorum. Elbette dostum, elbette. Hey, bekle biraz. Bana saldırman gerekirdi ya da bir şey yapman. Bertil, ben çok üzgünüm. Çok üzgünüm Bertil, çok üzgünüm. Anlamadın mı? Anlamadın mı? Seni kandırıyordum. Ben gayet iyiyim aslında. Evet Lupo Alberto, gayet sağlıklısın. Sadece biraz yorgunsun. İhtiyacın olan tek şey dinlenmek. Tekrar edelim. Ne zamandan beri kendini bir goril sanıyorsun? Sesler duyuyor musun? Renkleri görüyor musun? Söyle bakalım.
Hastaya ulaşılamıyor. Ne yapalım dersiniz Doktor Hein? Çok büyük bir sarsıntı geçiriyor Doktor Hans. Bunu mutlaka raporunuza yazın. Raporunuza. Bir kere de farklı bir şey söyle be adam. Dur sana. Dur dedim. Hayır. Çok çaresiz kaldım. Sanırım arkadaşınız olumsuz vaka. Kendini bir tavukla nişanlı sanıyor. Buna inanabiliyor musunuz? Bir tavuk. Ya, doğru doğru nişanlı. O büyük bir nişanlı. Bana biraz ipucu verin. Arkadaşınız travmada mı? Aslında hayır. Doğruyu söylüyor. Harika. Şimdi onda başka bir şey deneyebilirim. Yaşadığı olayın aynını yaşaması gerekiyor. Anlıyor musunuz beni? İşte buyurun doktor. Hayır. Evet. Her şeyi getirmişsiniz işte. Size söylüyorum ben deli değilim. Evet. Herkes böyle söyler. Yaptığınızı tekrar edin. Hayır. O çok tehlikeli. Hayır. Tehlikeli olan fizik genç bayan. Bize güven Marta. Hayır. Geri dön Marta. Geri dön. Gel buraya. Buraya gel Marta. İşte UFO geliyor. Ve sana dönüyor işte. Maslara inanıyor musun? Elbette. Buna kesinlikle ikna oldum. Elbette. Öyleyse sen tatile ikna olmuş durumdasın. Hadi hemen işimize dönelim çocuklar. O işin bu akşama kadar bitmesi gerekiyor. Siz neden geri döndünüz ha? Ama bak Marslılar. Oradalar. Bu da yeni bir bahane öyle değil mi? Hemen senin arkanda. Sen neden söz ediyorsun? Orada neler oluyor? Bunlar dünya dışı yaratıkları, şüphem yok. Ve onu götürdün. Nasıl yapılır? Ona ne yapacaklar? Onda deney yapacaklar. Filmlerde hep böyle olur. Bu kesinlikle berbat. Onun için mi, onlar için mi? Bakın, buna bakın. İnanamıyorum. Bu kelimelerle anlatılamayacak bir şey. Zavallı kalbim. Bu heyecana dayanamayacağım. Barış içinde gelmişler. hayır. Onlar şeye benziyorlar. Biz barış için geldik. Dünyamızdan evinize en derin sevgilerimizi getirdik. Sanırım bunu düşürdünüz. Burada neler oluyor? Anladım. Onu kendi gezegenlerindeki bir ünlüye benzettiler. Bilirsin, belki bir televizyon yıldızı falandır ha. Ya da basketbol oyuncusu ya da politikacıdır. Sen bizi ilahi lider misin? İlahi mi dedi o? Bunlar neden söz ediyorlar böyle? Ve bu
Bu da dostlarım tipik bir dünyasal konut ve bu bir kitap. Bu ve bu bu. Ve bu da bir plak. Ve bu da bir televizyon. Sizin de televizyonunuz olmalı değil mi? Evet, bu programa geldiğiniz için teşekkür ederim. Hemen gitmeliler. Beni dinle. Onlardan hemen kurtulmalısın. Sadece seni dinlerler. Onlara çekip gitmelerini söyle. Evlerimizi geri istiyoruz. Bu evlerle birlikte gidin. Hayır. Bu bildiğimiz medeniyetin sonudur. Bu gidişte hepimizin sonu gelecek. Marslılar. Bu ne kadar harika bir hediye böyle. Sen buraya gel bakayım. Sen televizyonuma ne yapıyorsun? Ya diğerleri ne yapıyor? Söylesene. Bu ne biçim bir şey? Her şey mahvolmuş. Tacımı sevdin mi? Bu ne rezillik? Bu ne biçim bir iş? Sen ne yapıyorsun? Ama o benim tacım. Başlarım şimdi senin tacına. Abine dayak yemekten bıktım artık. Bırakıyorum. Ben Mars'a gidiyorum. Hiç olmazsa orada biraz saygı görürüm. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Zavallı çocuğa ne olacak şimdi? Ha? Sorun değil. Artık bu bizim problemimiz değil dostum. Bu düğme neye yarıyor? Merak ediyorum. Çok merak. Bu düğme ne işe yarıyor acaba? Hayır. Ve dışarıda kal. Gerçekten kullanım dışı olduğunu sandım. Ne de olsa bütün dünyayı gördüm. Gel buraya. Yardım 1 dakika sonra orada olacağım.